Merhabalar. Bugünkü videomuzda SOLIDWORKS teknik kesim içerisinde ölçülendirme komutlarını gözeteceğiz. Bir önceki videomuzda akıllı ölçülendirme komutunun nasıl uygulandığını görmüştük. Şimdi bir diğer ölçülendirme yapabildiğimiz komutumuz model üyeleri komutu. Model üyeleri komutu ile akıllı ölçülendirme komutu arasındaki fark şudur. Model üyelerinde siz hangi ölçüleri görmek istediğinizi seçersiniz. Onay verdiğiniz zaman SOLIDWORKS otomatik olarak görüntü üzerinde ölçüyü atacaktır. Akıllı ölçülendirmede ise biz istediğimiz ölçüyü kendimiz direkt belirtebiliyorduk. Şimdi model öğeler içerisine giriyorum. Sol tarafta model öğelerimle ilgili özellik pencerem açıldı. İlk seçeneğim kaynak hedef, yani hangi görünüşte burada ben ölçülendirme yapmak istiyorsam onu burada seçmem gerekiyor. Burada tüm model dersem çalışma sayfası üzerinde yer alan bütün görünüşlerde ölçülendirme yapacaktır. Fakat siz tek bir görünüş veyahut da sizin belirtmek istediğiniz görünüşlerde ölçülendirme yapmak isterseniz burada seçili unsur diyerek gelip hangi görünüş üzerinde ölçü vermek istiyorsanız o görünüşleri seçebilirsiniz. Ben şimdi bütün görünüşlerde ölçü vermek istiyorum dedim ve tüm modeli seçtim. Bir alt kısımda ölçülendirmelerde nelerin eklenmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Burada iki tane seçeneğimiz var. Bunları ben öncelikle anlatayım. Şimdi teknik resim için işaretli ve teknik resim için işaretli değil seçenekleri şunu bize anlatıyor. Şimdi part kısmında parçaya geri dönüyorum. Geldim. Parçamı açıyorum. Şimdi siz parçayı tasarlarken mesela şu unsurumun skecini çizimimi düzenli diyelim. Bu 30 ölçüsünü verdiğiniz zaman bakın şurada bir ifade var. Teknik resmi alınacak ölçülendirme işaretli seçeneği. Siz bunu seçerseniz eğer oradaki seçeneği seçtiğiniz zaman görünüş üzerinde bu ölçüyü size verecektir. Fakat siz bunu kaldırırsanız ölçüyü alamayabilirsiniz. O yüzden gelip burada bu ölçüyü seçiyorum. Yani oradaki ifade buradaki kısımdan bahsediyor. Tekrardan geldim. Teknik resmi geri dönüş yapıyorum ve model üyeleri içerisine giriyorum. Geldim. Teknik resim için işaretli dersem o ölçüyü bana belirtecektir. İşaretli değil dersem de oradaki işareti kaldırdım fakat ben teknik resim içerisinde ölçüyü yine de görmek istiyorum diyorsanız gelip buradaki ifadeyi de seçeneği de seçmeniz gerekiyor. Bir sonraki kısım örnek devir sayısı kısmı. Modeliniz üzerinde bir çoğaltma varsa o çoğaltma ile ilgili detayları görebilirsiniz. Bir yandaki kısım tolerans ölçümlendirmeler kısmı. Herhangi bir tolerans ölçülendirme yapıyorsanız oradaki seçeneği de seçebilirsiniz. Alt kısma geliyorum. Detaylandırma kısmında parçanızla ilgili herhangi bir notunuz varsa notunuzu ekleyebiliyorsunuz. Bir kaynağınız varsa kaynak sembollerini ekleyebiliyorsunuz. Köşe kaynaklarını belirtebiliyorsunuz. Bir alt kısma geliyorum. İşte parçam üzerinde kullanılan düzlemleri göstersin, eksenleri göstersin, orijin noktalarını göstersin şeklinde ifadeleri de ekleyebiliyorum. Geldim. Buradaki ayarlarımı yaptım ve onay vereceğim. Geldim, onay verdim ve görünüşler üzerine yaklaşıyorum. Bakın SOLIDWORKS sizin ihtiyacınız olan bütün ölçüleri 3 görünüş üzerinde verdi. Siz çok özel bir ölçüleriniz varsa tekrardan ne yapabilirsiniz? Akıllı ölçülendirmeyi kullanarak burada gelip özellikle belirteceğiniz bir ölçü varsa gelip manuel olarak da belirtebilirsiniz. SOLIDWORKS içerisinde model üyeleri komutunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.